Arkadaşlar merhaba. Orhan Veli'ye ait bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bir sorumuz var. Birinci dizede fiilden isim yapım eki almış bir sözcük kullanılmıştır. Evet kullanılmıştır. Sözcüğümüz şurada sallayarak çözelim. Sallamak bir fiil. Ye yardımcı ünsüz. Arak erek eki zarf fiil eki. Şimdi burası bir fiil arkadaşlar. Arak erek eki bir zarf fiil eki yani bir fiilimsi eki. Tüm fiilimsi eklerimiz fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla birinci dizede fiilden isim yapım eki almış bir sözcüğümüz vardır. İkinci dizede türetilirken ses kaybına uğramış bir sözcük vardır. Ne demek türetilirken ses kaybına uğramış sözcük? Yani sözcük yapım eki alırken bir tane sesini kaybetmiş. Sözcüğümüz yükseliyor. Çözelim. Bu sözcüğün kökü yüksektir arkadaşlar. Yüksek. Yüksekten yükselmek olmuştur. Şimdi burası isim kökü, burası isimden fiil yapım eki. Arkadaşlar, yüksek isim yükselmek fiil. Bu sözcük isimden fiile dönüşürken ünsüzünü kaybeder. Yani B seçeneğindeki ifademiz de doğrudur. Üçüncü dizede fiilden isim yapım eki almış bir sözcük vardır. Arkadaşlar burada fiil kökü fiil olan bir sözcüğümüz var. O da doğuyor sözcüğü. Bunu bir çözelim. Bu sözcüğümüzün kökü doğmaktır. Şimdi burada bir bilgi vereyim. Bu sözcük ünsüzle biten bir eylemdir. Yani fiildir. Ünsüzle biten eylemlere biz your şimdiki zaman ekini getirelim. Bu sadece fiillere gelen bir çekim ekidir ve fiil çekim eki diye adlandırıyoruz. Ünsüzle biten fiillere your şimdiki zaman ekini getirdiğimiz zaman sözcükle fiil arasına ı, i, u, ü seslerinden biri girer. Biz buna yardımcı ünlü veya yardımcı ses deriz. Arkadaşlar sakın buna şöyle demeyin. Mesela şöyle bir sözcüğümüz de var. Doğmak fiil, doğmaktan doğu fiilden isim. Yani şurası fiil kökü, şurası fiilden isim yapım eki. Fakat buradaki u sesi o ek değil. Neden değil? Şöyle ispatlayabiliriz. Doğmak fiil. Doğmaktan doğu olursa fiilden isim olur. İsimlere de yor eki gelmez. O zaman bu u bizim aradığımız yapım eki değil. Biz buna ne diyoruz? Ünsüzle biten fiil yor ekini getirdik. Araya ı, i, u, ü girdi. Biz buna ne diyoruz? Yardımcı ünlü. Yani bu sözcük türemiş bir sözcük değil. Yapım eki yok burada. Bu sözcük basit yapılı bir sözcük. Dolayısıyla üçüncü de yani C'de söylenen şey yanlıştır. Diğerlerine bakalım. Dördüncü dizede fiilden türemiş bir isim vasıta ekini almıştır. Arkadaşlar sözcüğümüz şu, ışıkla. Şimdi bu sözcüğün kökü ışımak. Işımaktan ne olmuş? Işık olmuş. Bir de ile burayla birleşmiş ışıkla yani ışık ile anlamına gelmiş. Şimdi bunun kökü ne? Fiil. Burası fiil kökü. Burası ne oldu? Fiilden isim yapım eki. Şimdi fiilden türedi ve sonra ne oldu? İleyi aldı. İle vasıta halidir. Vasıta hali de diyoruz biz buna. İle ayrı da yazılabilir. Bitişik de. Burada bir problem yok. Vasıta hali çekim ekidir. Ama buradaki anlamlandırmaya yani adlandırmaya uyan bir ifade. Dolayısıyla burası da doğrudur. Dördüncü dizede gövdeden türemiş bir sözcük kullanmıştır. Arkadaşlar gövdeden türemiş sözcük en az iki yapım eki almış sözcüktür. Ve o da burada. Ağararak sözcüğü. Bu sözcüğümüzün kökü ak. Ak beyaz. Aktan ağarmak, beyazlaşmak. Burada yumuşama da olur. K yumuşak Y'ye dönüşür. Sonra arak erek zarf fiil eki geldi. Tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Bir çözelim. Burası isim kökü. Burası isimden fiil yapım eki. Burası tekrar fiilden isim yapım ekidir. Gördüğünüz gibi bu sözcükte iki tane yapım eki vardır. Dolayısıyla bu sözcük de gövdeden türemiştir. Yani cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar.